için emirdir. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bugün artık seçime 3 gün kaldı. 81 vilayetten kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle inşallah yeni bir zafere hazırlanıyoruz. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir bir saniyede kararını vermiş ve ülkemiz özgür bir ülke olsun diye, insanlarımız hür yaşasın diye 30 kurşun yemişti. İşte oy vermek, emaneti ehline vermek meselesidir. Oy vermek, milletini, bayrağını, vatanını ve devletini savunmak demektir. Oy vermek, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek demektir. Ben eminim, tüm Ankaralılar ve 80 vilayetten Ankara'da yaşayan hemşehrilerimiz yine en doğru kararı verecek inşallah. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bölüme mührü öyle bir basın ki sesi sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan duyulsun inşallah. 28 Mayıs zaferimiz inşallah bizim Türkiye yüzünü inşa etme sürecinde bir aşama olacak. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Doğru adamla, doğru yol, doğru zamanda doğru adamla yola devam diyoruz. Biz Mama, Ankara'yı, Türkiye'yi çok seviyoruz. Biz bir Ankara olarak Ankara'da yaşayan 80 vilayetten gelen hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Hepinizin başımızın üstünde yeri vardır her zaman. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte çok seviyoruz. Birazdan inşallah kıymetli Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Mamak'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin, sağlıkla uzun ömür versin diyoruz. Şimdi ya Bismillah, ya Bismillah, öpülecek nice mazlumun eli var, bükülecek nice zalim bileği var. Ya Bismillah, ya Bismillah, dualarla tamamlanmış uykusu, korkusu var, geç kalmanın korkusu. Vakit tamam mı? Tamam. El muzaffer daima. 28 Mayıs'ta zafer Bismillah diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, aramızda bulunan İl Federasyon Dernekleri Başkanları var. İsimlerini sizlere takdim etmek istiyorum. Kars ve İlçeleri Dernekler Federasyonu Başkanı Kasım Bozkurt. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Karakartal. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Solmaz. Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Hamdi Arslan. Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Güzin Koçak. Kars, Ardahan, Iğdır Serhatlılar Derneği Başkanı Yavuz Eger. Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can. Ankara Samsun Federasyonu Başkanı Osman Yılmaz. Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar. Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Işık. Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi. Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Bostan. Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Fazlıoğlu. Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği Başkanı Hilmi Yaman. Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır. Dünya Kırklareli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Yücekaya. Horasan Erenleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Öz. Tüm konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem
Başbakan yardımcılarımızdan Ankara milletvekilimiz Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş'i kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Çok kıymetli Ankaralı hemşerilerim, değerli Mamaklılar, diğer ilçelerden buraya teşrif edenler, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Önemli bir seçimin ilk kısmını geride bıraktık. Her yerde konuştuğumuzda hep söyledik, bu seçim önemli. Bu seçimdeki tavrınız Türkiye'nin yarınıyla ilgili birçok şeyi ortaya koyacak, belirleyici olacak diye. Allah razı olsun, ilk kısmında fevkalade güzel bir netice aldık. Sayenizde bütün çalışanlara, ana kademedeki diğer kademelerde, ilçelerde, mahalle sorumlularımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu 14'ündeki başarı bizden çok sizindir. Size aittir bu başarı. Tebrikler. Önemli bir seçim olduğunu söyledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağ olun, var olun. Bizi, AK Parti'yi birinci parti yaptınız. 323 milletvekiliyle meclisin birinci partisiyiz. Fakat ittifakla, Cumhur İttifakı'nın toplamı itibariyle. Fakat tabii esas konu bu pazar, 28 Mayıs'ta. Buna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Bu konuda hiçbir tavize fırsat tanımamak lazım. Hatırlayın bir, hepimiz beraber yaşadık ama bir daha bir gözden geçirelim. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi tek başına, tabii ki Cumhur İttifakı'ndaki saygıdeğer liderlerle beraber ama mücadeleyi yaparken, siyasetini ortaya koyarken, yapılacakları, yeni dönemde yapılacakları anlatırken tek çıktı. Karşı taraf ne yaptı? Bir baktı, vay biz bunu tek başımıza hak edemeyiz. Bunun bileğini bir kişi bükemez dediler. Topladılar da topladılar. Önce dediler ki bir cumhurbaşkanı, onun haricinde buraya gelen oyuna boyuna bakmadan hepsine birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verelim. Verdiler, gene halka bakıyorlar. Halkta gene hareket yok. Halkın kararı karar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göreve devam diyeceği açık, aşikar halk nezdinde. Ha bunu görünce olmadı dediler. Bu bir zaman gazeteler böyle promosyon dağıtırdı. 5 siyasi partinin genel başkanına ilave 2 tane de belediye başkanı koyalım. Bakalım olacak mı diye. 7 tane yardımcıyla bileğini bükemediler. Birinci çıktı. Birinci çıktı. Görün bunu. Görün bunu. Bir kişiye karşı 7 kişi, 8 kişi bir araya geldiler. Acaba bir şey yapar mıyız? Yok öyle. Bu milletin kararı kesin. Bu milletin kararı kavi. O bakımdan bunu çok iyi görmek lazım. Ha bunun 2 turlu bir seçimdi ve buraya kalacağı da göründü. Demokratik bir seçim oldu. Çok şükür bunda da bir hayır var. Her olanda hayır vardır. Bunda da bir hayır var. Belki de birinci turda olsa inanmakta zorlanacaklardı. Ama pazar günü
mutlak neticeyi almamız lazım. Değerli hemşerilerim, değerli Ankaralılar, burada da en büyük yük, en büyük görev Ankara'nın omuzlarındadır. Başkent olarak en büyük oyu, en büyük desteği Ankara'da temin etmemiz lazım. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Önce Allah'a, sonra da sizlere güveniyoruz. Bugüne kadarki seçim çalışmalarını gayet güzel götürdük. Allah'ın izniyle bu üç günde son çalışmaları, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Ondan sonra da sandık gelecek. Ama benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Seçim, seçim gününde bitmez. Yani 28 Mayıs'ta seçim, 29 Mayıs'ta oy sayımlarını, ıslak imzaları alıp genel merkezde toplayana kadar bir seçime bitti diyemeyiz. Ben sandıkta çok durdum, yoruldum, yorulmayacağız. Ben müşahittim, işte o oldu, hiç askeriyede yazarlardı, hala yazıyorlar mı bilmiyorum. Askeri binalarda çok güzel bir yazı vardır, her zaman çok severim. Der ki, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Şimdi burada da mazeretlere değil ama 28'inde sandığa giren oyları girdiği gibi çıkartıp Sayın Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak Allah'ın izniyle makamına oturtana kadar hepimizin görevi devam edecek. Evet, az sonra Cumhurbaşkanımız gelecek. Onun için ben çok fazla vaktinizi almayacağım. Sadece böyle bir nezih, böyle bir güzel heyeti bulmuşken bir teşekkür etmek istedim. Bizlere itimat ettiniz, bizleri seçtiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Pazar günü de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçerek bu faaliyeti taçlandıracağız. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mamak, hazır mıyız? Sevdalılar buluşuyor, hazır mıyız? Vakit, vuslat vakti. Bütün bayrakları görebilir miyiz? Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep. Ufuktan sis çekilmiş bir gemi var, geliyor. Kabaran dalgalara enginler dar geliyor. Adına Ak dediler. Kaptanın Erdoğan, beklenen, özlenen lider geliyor. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Halkın adamı, hakkın aşığı. Milyonların omuzu ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip.
inandığı yolda gider. Yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider. Yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. De. Doğruya doğru, neyse onu söyle. Doğruya doğru, eğmedik bükmedik. Doğruya doğru, asla diz çökmedik. Doğruya doğru. Baştayken gölgeler, değişti dengeler. Doğruya doğru, asla pes etmedik. Terk edip gitmedik, hakkı çiğnetmedik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış de. Doğruya doğru, neyse onu söyle. Salonumuzu dolduran saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Evet, büyük bir sabırsızlıkla beklediğiniz an geliyor. Şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan salona intikal ettiler. Birazdan bizlerle birlikte olacaklar. Şimdi coşkuyla bayraklarınızı bir görmek istiyoruz. Sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. O milyonların omuzu ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyoruz? Yiğit, yiğitle yürür diyoruz. İşte birazdan Anadolu'nun yiğit evladı, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Oldu her zaman sözünün eri. Oldu her zaman sözünün eri. Çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.
Söz doğru yoktur iyası. Zalimlerin korkulu rüyası. İnandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip. Meydanlar ve salonlar 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacağız diyor. 14 Mayıs'ta bunlara şamarı attık. Şimdi 28 Mayıs'ta Osmanlı tokatını vurmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Yanlışa yanlış de, doğruya doğru. Neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik. Dün Malatya'daydık. Ardından Sivas'taydık. Ve tüm meydanlar adeta zaferi müjdeliyor. Ve tüm meydanlar bizler doğrunun yanındayız diyor. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız diyor. Hey hey, harbilik isteriz biz, sevmeyiz yalan dolanlar. Onu bunu bilmeyiz, bizim mevzumuz vatan var. Etrafına şöyle İyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam. Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. Sahip çık babak, sahip çık Ankara, sahip çık Türkiye, yok başka Erdoğan. Hey hey. İşte bu sevgi, gerek meydanlardaki, gerek salonlardaki bu coşku söz verdikleri için olmuyor. Eserleriyle, icraatlarıyla milletin gönlüne taht kurarsanız milletin gönlünde efsane olursunuz. Ve efsaneler mutfakta değil, balkonda konuşur. Başka hazır mıyız? Vakit tamam. İşte milletin adamı geliyor. Adam gibi adam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sevmeyiz yalan dolanlar. Onu bunu bilmeyiz. Bizim mevzumuz vatan var. Etrafına şöyle İyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam. Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. Etrafına şöyle iyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam. Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. Sevgili Ankaralılar, hemşeri derneklerimizin kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Bugün burada Ankara'mızın rengi, zenginliği olan, Ankara'yı Ankara yapan sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ankara, milli mücadelenin merkezi olarak Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Cumhuriyetimizin başkenti olduktan sonra da bu şehir Anadolu'nun ve dünyanın cazibe merkezi olmayı sürdürdü. Ankara'nın 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlık ise nesillerden nesillere aktarılacak bir destan olarak tarihimizdeki şanlı yerini almıştır. Şimdi de Ankara, Türkiye yüzyılının sembol şehri olmaya hazırlanıyor. Sizler Ankara'nın tüm ilçelerinden gelerek bu şehri inşa ettiniz. Sizler Çorum'dan, Yozgat'tan, Çankırı'dan, Kayseri'den, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Sivas'tan, Samsun'dan, Tokat'tan ve dahi Türkiye'nin diğer 80 vilayetinin neredeyse tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehre emeğinizi verdiniz. Gençliğinizi verdiniz. Hayatınızı adadınız. Bu şehirde sizlere barınacak yuva verdi. Sofranıza koyacak ekmek verdi. Çocuklarınızı yetiştirecek imkan sağladı. Huzurla hayatınızı sürdüreceğiniz bir iklim sundu. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı, burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi. Şayet öyle baksalardı, Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle bu milletin tüm evlatlarını göreceklerdi. Gençler, bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti kendi içinde bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Onlar bu hakikatleri zaten göremezler. Bizim sözümüz, ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yüreklerdir. Bizim sözümüz, Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e devrolan, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, Cumhuriyeti'nin ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye yüzyılının hızla inşası için sabırsızlananlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadıkları oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek kenetlenenleredir. Bizim sözümüz, gençler, bizim sözümüz, ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin, bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza bin bir suratla çıkartanların riyakarlıklarına dur diyenleridir.
Velhasıl bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerimizin her safhasında bugün de sözümüz yine milletimizedir. Yarın da öyle olacaktır. Cumhur İttifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Rabbimize, bize dünyaya böyle asil bir milletin evladı olarak gelme şerefi bahşettiği için ne kadar hamd etsek azdır. Biz de hamdimizi eser ve hizmette göstermenin gayreti içindeyiz. Kardeşlerim, biz sözümüzü millete söylerken seçimdeki rakibimiz CHP Genel Başkanı ne yapıyor dersiniz? Her gün bir başka maskeyle sahnede arz endam eyleyen bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı özerklik diyerek Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindeki serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de her gün bir başka elebaşı ağzıyla kendisini desteklediklerini açıklayarak CHP Genel Başkanı'na mukabele ediyor. CHP Genel Başkanı uğruna Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü FETÖ'cüleri de cezaevlerini boşaltma, kamudan atılanları geri alma, yurt dışındakilere kapıları açma taahhüdü vererek sözünü söylüyor. Onlar da içerideki ve dışarıdaki tüm mecralarını kendisinin emrine tahsis ederek CHP Genel Başkanı'na verdikleri desteği sürdürüyor. CHP Genel Başkanı'nın seslendiği bir diğer yerde Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan tüm odaklardır. Bunlar da Kılıçdaroğlu'na cevaplarını aleyhimizde yaptıkları dergi kapaklarıyla, televizyon programlarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla, kaynattıkları fitne kazanlarıyla veriyorlar. Evet, tablo işte bu kadar net. Kardeşlerim, Bay Bay Kemal, Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Ve bunların içerisinde Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Şimdi ne diyor? Eğer Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Kardeşlerim, bizim üzüntümüz ne biliyor musunuz? Ülkesine ve milletine sevgilerinden şüphe duymadığımız CHP seçmeninin onlarla birlikte hareket eden diğer partilere gönül verenlerin içine düşürüldükleri durumdur. Buradan hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursa olsun 85 milyon vatandaşımın, Ankaralı kardeşlerimin tamamına sesleniyorum. Sizler 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihinizi sandığa yansıtarak vazifenizi yerine getirdiniz. Artık yeni bir seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP Genel Başkanı kendisine açılan krediyi
yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti. Ne diyordu? Ben hesap uzmanıyım. Ya sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları bir puan eden, bu civarda dolaşan partilere kalktın 40'a yakın milletvekili verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı? Ve şu anda Cumhur İttifakı 323 parlamenterle parlamentoda yerini aldı. Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye yüzyılının etrafında kenetlenelim. Gelin ülkemizin önünde yeni bir dönemi birlikte açalım. Gelin Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye yüzyılının yükselişini de hep birlikte sağlayalım. Biz 2014 yılında ülkemizin eski sistemine göre seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olduktan sonra herkesi kucaklama sözü vermiş ve bu sözümüzü tutmuştuk. Şurada kardeşlerim, Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Baybay Kemal mi yaptı? Biz yaptık, biz. Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık. Ya bir de bu belediye başkanına bir sorun ya. Sen ne yaptın? Ne yaptın? 4 yıl oldu. 4 yılda ne yaptın? Bunları bir sorun. İstanbul'a sorun. Sen İstanbul'da 4 yılda ne yaptın? Hiç. İzmir'e sorun. Sen ne yaptın? İzmir'in havalimanını, Menderes Havalimanı'nı da bu kardeşiniz yaptı. Yaparsa bundan sonra da biz yaparız. Yeni yönetim sistemimizin ilk cumhurbaşkanı olarak Baybay Kemal İzmir milletvekili değil mi? Yanlış düşünmüyorum. İzmir. İzmir İstanbul arası 7,5 saatti. 7,5 saat. 3 saate kim indirdi? Biz. Manisa İzmir arası Sabuncubeli tüneli dağlara deldik. Kim deldi? Biz. Yaparsa eyvallah. Ya bir sorun. Arkadaş, sen İzmir milletvekilisin. İzmir belediyesi sizde. Ya ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin. Bir yağmur yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Ne yaptınız ya bir söyleyin. Yok. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birinin hayatına katkılarda bulunan hizmetlerimizde, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizde sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. Ankara'da eğitime bakın, AK Parti var. Sağlığa bakın, AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? Kardeşlerim, işte en son yeni muhteşem, yine aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık, şehir hastanesi. Kim yaptı? Yine biz yaptık. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Durmadık. Usanmadık. Eserlerimizle, hizmetlerimizle yola devam ettik. Şimdi
yine bir söz veriyoruz. Cumartesi günü, yani 27 Mayıs, ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi 29 Mayıs, İstanbul'un fethinin yıl dönümü olması hasebiyle, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Mamak! Mamak! 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben Mamak'a inanıyorum. Mamak evet derse yapar. İşte 27-29, bu iki önemli günün arasında ne var? 28 Mayıs var. 28 Mayıs'ta inşallah acılarımızdan ders aldığımız ve zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene gelin diyorum. Pazar gününü çevirelim. Hazır mıyız buna? Aferin kız. Maşallah. Gümbür gümbür geliyoruz, onu görüyorum. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın da bu kutlu yürüyüşte yeri almasını arzu ediyoruz. Hazreti Mevlana'dan ilhamla 28 Mayıs gecesini dünü dünde bırakıp yeni şeyler söyleyeceğimiz taze bir başlangıç haline dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Siz yapar mısınız? Yapar mısınız? Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Çünkü biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Ankara'nın bize işaret ettiği yol budur. Biz de her vakit olduğu gibi bugün de siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz gençler hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü mutlaka sandığa gitmeye ve tercihlerini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Gençler, unutmayın, en büyük düşmanımız rehavettir. Zafer sarhoşluğudur. Biz sandığı boş bırakırsak gelir birileri orayı doldurur. Eyvallah. Yurt dışındaki kardeşlerimizi telefonlarınızda muhakkak arayın. Bugün son gün. İnşallah neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı kullanılan oy. İstiyoruz ki yurt dışından da İnşallah gümbür gümbür oylar gelsin. Ve yurt dışında çok güzel bir tablo sergilediler. Aynı kararlı tutumu pazar günü ülkemizin tüm şehirlerindeki sandıklarda da göreceğimize inanıyorum. Dün bunu Malatya'da gördüm. 50 bin insan katıldı. Sonra Sivas'a gittim. Sivas'ta 100 bin kişiyle mitingimizi yaptık. Yiğit olan acayip geliyor. Acayip. Kardeşlerim, her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara, Sivas, yüksek hızlı treni yaptık mı?
Yaparsa Fuat Bey ilk açılışını yaptı. Ben de dün tekrar gittim. Meğerse coşku acayip. Ama bir Sivaslı arkadaş vardı yedili masanın çevresinde. Yedili masanın çevresindeki arkadaş hala Sivas'a gidemedi. Halbuki bak tren de hazırladık sana, yüksek hızlı tren. Konforu yüksek. Onunla da gidebilirsin. Gidemedi. Gidemedi. Niye? O Bay Bay Kemal'in takdimiyle görevliydi. Onu yaptı. Ama biz gidiyoruz. Niye? Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Ve Cumhur İttifakı Sivas'tan 4 milletvekili çıkardı. 5'in 4'ünü hamdolsun bize verdi. E biz de tabii Sivas'ı boş bırakmadık, bırakmayız. Efendim. Biz asla istismar siyaseti yapmadık. Hele hele yalan siyaseti asla yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik. Söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece gündüz çalıştık. Biliyorsunuz bir de hayatı yalan üzerine kurulu olanlar var. SSK'yı batırmakla başlayan kariyerini bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına monte edilerek sürdüren bu kişi şimdi bu ülkeyi yönetmeye talip. İsterseniz öncelikle bu şahsın kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz. Bu vesileyle herkese çağrım, AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu tarihi fırsatın çok iyi değerlendirilmesi. Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başlanan heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz hariç bana var, senindeyiz hocalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Türkiye coğrafyası 20 ve 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? İç sürmeli. Sırtımızı YPG'ye, şimdi buradan sesleniyorum. Diye PKK'yı terör örgütü olarak görmeyiz. Yani onlar bize mi saldıracaklar? Başkent Ankara Gazi Mustafa Kemal'e generali olsanız ne yazar? İt sürüleri, bu kardeşlerimizin oylarına talip SKK'lı hiç fark etmez. Bu HDP'ye pazar günü gereken dersi vermeye hazır mı? Böyle bir ortamda tabii altını masaya bir defa yargı AKP, MHP, bu adamın yakasına yapışmalı. Millet İttifakı umut da yarattı. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Ne diyor? Böyle biz sırtımızı, arkamızı YPG'ye dön.
yıkılmazsa PKK'ya diyoruz. Hale bak ya. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara benim ülkemde oy var mı? Öyleyse pazar günü gelin gümbür gümbür bu Bay Bay Kemal'e ve şürekasına gereken dersi verelim. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek bunlar bölücü elebaşlarının yanında bence ve Sayın Kılıçdaroğlu da bütün gücünü bunlardan aldı. Evet, 14 Mayıs öncesi ve sonrasıyla bölücü elebaşlarının yaptıkları açıklamalar bunlar. Şimdi buradan soruyorum. Ellerinde binlerce insanımızın kanı olan Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine desteklerini beyan ettiği birine benim ülkem teslim edilebilir mi? Artık ayyuka çıkan bu teröristlerle işbirliğini perdelemek için gençlerimizin keskin zekasını yansıtan bir video üzerinde yeni yalanlar uyduran, olmadık hakaretler savuran birine benim ülkem teslim edilir mi? Seçim gecesi bizim elimizdeki sonuçların aynısı kendisinde de olduğu halde hadi milletimizi bir kenara koydum. Kendi seçmenlerinin gözünün içine baka baka öndeyiz yalanı söyleyen birine bu ülke teslim edilebilir mi? Daha birkaç hafta önce rakip gördüğü bir diğer adayı kaset tehdidi ve kumpasıyla geri çekilmeye zorlayan birine ülke teslim edilir mi? İşte buyurun. Şimdi birçok dezenformasyona rağmen bizimle hareket etmeye karar veren Sayın Sinan Ogan'la birlikte inşallah bu süreçte Allah'ın izniyle pazar akşamı bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız. Kardeşlerim, terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirisinin gücü yetmez. Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Besler Deresi'nde kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Şimdi kafayı nereye taktılar? Diyorlar ki mültecileri gelir gelmez biz hemen dışarı göndereceğiz. Arkadaşlar, biz bir Almanya'yı, bir Fransa'yı, bir Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde yapıyorlarsa biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz ve şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Ve bir diğer adım atıyoruz. O da Katar'la müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi inşallah iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız, ensar. Ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz. Bay Bay Kemal, partindeki hırsızlık, yolsuzluk, taciz, tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine tüm fertleriyle milletin değerlerini koruması için bunlara ülke teslim edilir mi? Daha önemlisi, kardeşlerim, Diyarbakır annelerini bir gün olsun ziyaret etmeyen böyle birisine Türkiye teslim edilir mi? Kim bunlar? Evlatları dağa kaçırılan, Kandil'e kaçırılan ve bu evlatlara taciz, tecavüz, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı böyle bir yapı. O gözü yaşlı annelere bir gün olsun
ziyaret dahi etmeyen bu Bay Bay Kemal şimdi de kalkmış insanlık dersi veriyor. Sırf kendisine oy vermediler diye depremzedelere her türlü kepazeliği yapanları halen partisinde tutan birine bu ülke teslim edilir mi? Buyurun. Ben Hatay'a 4 kez gittim. Defne %90 Bay Bay Kemal'e oy verdi. Bize %8 verdi. %8. Ama biz buna rağmen Defne'ye devlet hastanesini bunlara rağmen yaptık. Şu anda hasta kabulüne başladı. Niye? Az önce de ifade ettiğim gibi halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bize oy versin vermesin. Biz ona bakmayız. Biz orada insanlar yaşıyor mu? Yaşıyor. Sen kimsin? Bu ülkenin devlet başkanısın. Bu yatırımı yapacaksın. Ve yaptık. Bizim farkımız bu. Bay Bay Kemal aç, susuz bırakabilir. Ama biz bırakamayız. Güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere, dış politikamızı yeminli düşmanlarımıza havale eden birine bu ülke teslim edilir mi? Tek vadi ülkeyi hep atıyor. Parlamenter demokrasi sistemine geçirmek olduğu, bunun için de attığı adımı tutturamadı ve kampanyanın yarıdan fazlasında artık bunu unuttu. Söylemedi. Çünkü meclis çoğunluğunu da malum kaybetti. Tabii başarılı bir tabii hesap uzmanı. Bu yönünü de unutmamak lazım. Ve böyle birisine de biz bu ülkeyi teslim edemeyiz. Ve hepsinden öte çok daha önemlisi gurur kaynağımız olan savunma sanayine bile saldırdılar. Yatırımlarımıza saldırdılar. İş durdurma yoluna gittiler. Kredi noktasındaki kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Bak, eğer siz kredi verirseniz bunları size ödemeyeceğiz diyecek kadar ileri gittiler. Ne oldu? Ya bu dünya size kuruş vermez kuruş. Delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceklerini çok iyi bilirler. Ve şimdi sormak lazım. Siz oturduğunuz binanın yönetimini, çalıştığınız yerin getir götür işlerini, dükkanınızın anahtarını böyle birisine teslim eder misiniz? Hadi CHP'liler kendilerine girdiği her seçimi kaybettiren bu zatın nazını bir sebeple çekiyor diyelim. Milletimizin kalanı niye buna mecbur olsun ki? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimi önüne 5 Ankara keçisi koysanız inanın kaybedip gelen bir adama burayı teslim eder mi? Hele hele elma daha gönderseniz hiç teslim etmez. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Hep birlikte ülkemizin geleceğine sahip çıkmak en başta evlatlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bunları söylerken elbette ülkenin ve milletin önüne çözüm bekleyen sıkıntıları göz ardı etmiyoruz. Şimdi Karadeniz gazı dedik. Doğal gaz. Bir ay süreyle ücretsiz dedik. Vermeye başladık mı? Bir yıl boyunca doğal gaz. Dedik ki %25'iyle aynı şekilde faturadan düşülecek dedi. Düşülmeye başlıyor inşallah. Yaparsa bitmedi. Bir adım daha var. Nedir o? Gabar, gabar. Yani bu terör örgütlerinin doğalgaz, petrol
çıkarmadıkları o gabardan biz petrolü bulduk mu? Ve şimdi oradan gelecek kaynakla da yeni bir adım atıyoruz. Bu aile ve bu noktada gençlikle ilgili bankayı kuracağız. Aile ve Gençlik Bankası'yla inşallah bu kaynakları buralarda değerlendireceğiz. Kira ve gıda yardımı konusunda da inşallah en büyük desteği bu kaynaklardan vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye bambaşka bir yere doğru güçlü bir şekilde gidiyor. Ve bu gücümüzü de işte bu kaynaklardan alıyoruz. Londra'nın tefecilerinden değil. Emin olun, bunların çözümü bizde. Ülkenin imkanları çoğaldıkça bunları milletimizin emrine veriyoruz. Karadeniz'in doğal gazı bunun içinde. Gabar petrolü bunun içinde. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyüterek bunu yapıyoruz. Savunma sanayinde aynı şekilde. Teknolojide geldiğimiz seviyenin en güzel ifadesi olan savunma sanayi ürünlerimizin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu hatırlatmak isterim. İşte İHA, SİHA, Akıncı, bütün bunların yanında Kızıl Elma ve TCG Anadolu uçak gemimiz. İnşallah geliyoruz ve geldiğimizde de TCG Anadolu'nun bir üst segmentini de yapacağız. Ve bütün bunlarla Anka Türkiye'nin en önemli yine hava savunma değil, savaş uçaklarımızdan bir tanesi. Bunlar Kaan aynı şekilde. Bütün bunlarla beraber durmak yok, yola devam diyoruz. Pazara kadar, bak dikkat edin, pazara kadar diyorum. Ondan sonra da mezara kadar diyorum. Tamam. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler bekliyoruz. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve Hemşehri Federasyonları Başkanlarını sahneye davet ediyorum. Bir yol ayrımındayız, safın belli olsun. Doğrunun yanındayız, safın belli olsun. Meydanlara indiler, küresel efendiler. Gereken cevabı ver, safın belli olsun. Değişim diyen muhaliflere sesleniyoruz. Muhalefeti değiştirmek istiyorsan Erdoğan'a oy ver. Bu muhalefetten kurtul. Yiğit yiğitle olur, safın belli olsun. Yiğit yiğitle olur, safın belli olsun. Dağdan medet umanlar, tanıyorsun kim bunlar. Yanmasın körpe canlar, safın belli olsun. Duysun dünya sesten de, heybetin yok aslan da. Ay yıldıza yaslan da. Bugün bu salonu dolduran tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık.
Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akımı, Mavi Akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, Bor Karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yükseköğretim yurt kapasitesini, yükseköğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk.